kıymetli izleyicilerimiz. Nasılsınız inşallah? Gidiyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz. Biraz hızlı gitmek zorundayım. Çünkü ne kadar hızlı gidip kurduğumuzu kaldırsak. Ha evet. Orada halinde. Bizi hepimizi bırakıyordun. Sonra gelip babanı alıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Selamlar, nasılsınız? Bugün değişiklik yapalım dedik. 2020 sezonuna cafcaflı bir giriş yapalım dedik. Poğaçalarla falan. Allah! Bu arada ben buna dayandım, bozduk mu onu? Evet. Oynadın ha? Bir daha dayanmayacağım, tamam. Devam edeyim mi? Bugün neredeyiz? Biraz da burada yüzelim serisinin en cafcaflı bölümü için. Bugün Urla açıklarındaki Yassıcı Adaya geldik. Eskiler Alman Adası diye de bilir. Çocukluğumda da buraya gelmiştik. Normalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buraya seferleri var, vapur seferleri var. Bu sene bu Covid-19 pandemisi yüzünden vapur seferleri henüz başlamamış. Adadaki işletme henüz faal değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Urla'yı biliyorsunuz. Urla İskele'den 150 lira karşılığında tekneler günübirlik sizi buraya getirip götürebilirler. Arkamda bir sürü tekne görüyorsunuz. Bazıları tur teknesi, bazıları kiralık tekne, bazıları şahısların tekneleri. Mesela Urla İskele'ye gelenler için söyleyeyim, Bir Nefes 35 serisi var. Bir Nefes 35-1, Bir Nefes 35-2'de sürekli bu adaya, Pırnalı Adaya sefer yapıyor. Dileyen arkadaşlar bununla gelebilir. Şimdi biz bu sefer hani hep soruyorsunuz ya, çoluklar, çocuklar, kalabalık gelebilir miyiz? Kalabalık geldik. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Toplamda kaç kişiyiz? 4, 6, 8, 12 kişi geldik. İnanmıyorsunuz değil mi? Buyurun. Tata, yakaladım seni. Bak bu sefer yeni aktörlerimiz var. Şimdi Berhan'ı, Bahadır'ı, diğer videolardan tanıyorsunuz. Yeni müşterilerimiz, yeni aktörlerimiz var. Bir tanesi Leventler. Şöyle göstereyim size. Yarışmaya Hollanda'dan katılıyorlar. Maestro burada. Kerem. Kerem'i biliyorsunuz zaten. Benim Bani orada. Bakınız. Berna'yı biliyorsunuz. Gri ve renkli. Hemen yanındaki de Levent'in eşi Elif. Kadro bu. Özellikle sizler için biraz kalabalık geldik. Hani tesis olur mu falan filan diye soranlar olursa diye. Şöyle birazcık sadrazamlık yapayım. Şu sesi de kısayım ki telif hakkına girmeyeyim. Şimdi
Kıymetli izleyicilerimiz, bu Yassıcı Adaya nasıl gidilir? Yassıcı Adaya en kolay, az önce bahsettiğim gibi Urla İskele'den tekneyle gidebilirsiniz. Burası bir ada. Karayolu ulaşımı maalesef yok. Ancak sizin tekneniz yoksa sıkıntı yok. Dediğim gibi 150, bazı tekneler, hani balıkçı tekneler için konuşuyorum, kişi başı 50 ile 60 liraya bile sizi buraya götürecek. Urla İskele'den aşağı yukarı 5,5-6 knot süratle, yani şu 40 dakika, yarım saat maksimum, yani 45 dakikayı geçmez bir sürede buraya gelebilirsiniz. Şimdi hemen sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle gelelim. Denizi nasıl? Hemen gösteriyorum. Deniz çok güzel. Kumluk. Bakınız. Denizi sığ mı? Koca bir plajı var. Çok büyük bir plajı var. Tekneyle gelmek isteyenlere bir sürü demirleyebileceğiniz olanak mevcut. Sezonda vapurların yanaştığı büyük iskeleyi görüyorsunuz. Su kayağını görüyorsunuz. Yine sezonda burada türlü meşrubatlar, yemekler, içecekler olanakları var. 2020 özelinde konuşuyorum. Bu sene işletmeler burada çalışmıyor. Buraya gelirken bizim yaptığımız gibi buzluğunuz, kendi gölgeniz, hemen şuradaki kampı göstereyim veya şuradan. Kendi gölgenizle şemsiyeniz, şezlongunuz, havlularınızla gelebilirsiniz. Özellikle hani 2020 yılında gözlerden uzak, çok kalabalık olmayan bir yer istiyorum diyorsanız, Yassıcı Ada, şurada gördüğünüz Fırnallı Ada kesinlikle bu işler için idealdir. Biz iki sefer yaptık. Bizim ufak bir teknemiz var. Bir seferde 5 kişi alabiliyoruz. Yani sizin daha büyük bir tekneniz varsa veya bir tur tekneniz varsa bir seferde bir sürü kişiyi götürebilirsiniz. Adada kamp kurmak serbest mi diyen değerli izleyicilerimizi duyar gibiyim. Normalde bilmiyorum şimdi, yalan değil. Ama bu sene özelinde yasak olduğunu biliyorum. Çünkü özellikle her yere yazılmış. Covid-19 tedbirleri sebebiyle kamp kurmak, kamp yapmak, ateş yakmak vesaire yasaktır diye. Burada bir sürü tekne kendi içerisinde zaten mangal yapıyorlar. Ben adada hiç mangal yakan görmedim şu ana kadar. Belki olabilir ama benim pek fazla bu konuyla ilgili tecrübem yok. Denizi nasıl, soğuk mu diye soranlar var. Hemen şöyle geleyim, biraz fazla Şimdi denizi gayet sıcak değerli arkadaşlar. Yani şimdi Urla'nın bu tarafı, yani kuzey tarafı, Urla İskele Çeşme altına bakan taraftan bahsediyorum. Özellikle burası oldukça sıcak, güzel bir denize sahip. Güney tarafı ise, yani o Altınköy, İskender Koyu, işte efendimizin Azmak ya da biraz ilerideki Şengönül Koyu, videolarımızda görebilirsiniz. Oralarda su biraz soğuktur. Maalesef bazı takipçilerimiz, kulakları çınlasın, oraya girip çok üşüdük falan diyorlar. Evet, oraların suyu biraz serin olur. Burası gayet iyi. Çoluk çocuk hiç sıkıntı yaşamadan gayet güzel gelebilirsiniz. Rüzgar durumu şu. Bu adalar genelde kuzeye kapalı adalar. Yani şu an aslında kuzeyden bayağı bir rüzgarımız var. Ama görüyorsunuz burası Demiryer özellikle gayet süt liman. Sıkıntısız. Çiçek gibi, bebek gibidir. Muhtemelen 2021'de izleyenler belki vapurla, feribotla da gelir. Geleceğe selam olsun o arkadaşlarımıza. Normalde değerli arkadaşlar, buraya sabah 10 gibi bir vapur geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi konaktan kalkan vapurlar. Akşamüstü saat 6 gibi o vapurlar gidiyor. Gün içinde de burada yürüyüş olanaklarınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ada nasıl? Adayı gezdiniz mi? Son derece hazırlıksızım. Terliğim bile yok. O yüzden bugün adayla ilgili, hani adanın coğrafyasıyla ilgili sizlere maalesef çok fazla bilgi veremeyeceğim. Drone'u falan getirmedim. Çok kalabalık geldik bu sefer. Bir sonraki gelişimizde inşallah havadan da sizlere bu Yassıcı Adayı çekmek istiyorum. Benim Yassıcı Adayla ilgili aktaracaklarım bunlar. Az sonra şimdi kullanan diğer değerli konuklarımıza soracağız. Onların görüşlerini alacağız. Sizlerin aklınıza gelen, merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağım. Biraz sası sası bir video oldu. Farkındayım. Çok açı yok, çok variyete yok. Haklısınız. Sebebi bu sene 2020 yılında kanalımıza kattığımız teçhizatımızı kullanıyor olmam. Tanıştırayım. Şöyle göstereyim. Şurada Bahadır'ın ayaklarının altında gördüğünüz gölgeyle tanışın. Bu sene
bize yarenlik edecek, türlü türlü koylarda denize girmemizi sağlayacak güzel teknemiz. Genelde dümende olduğum için çok fazla video çekemedim. Bu videonun tek düzeliği için hepinizden özür diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ve röportajlarımıza geçiyoruz. Röportaj demeyeyim de kullanıcı yorumu diyelim, olur mu? Olur. Evet, sizler için Yastıcıada'ya çıkartma yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tekneye kadar olan mesela ciddi bir mesafe bayağı sığ. Çoluk çocuk gelip burada su sporu yapabilirsiniz. Bugün gibi günlerde kıyıya çok fazla tekne geliyor. Biz de kıyıya bayağı bir yaklaştık. Kum gayet güzel. Taş yok. Ayağınıza batacak bir şeyler yok. Sizi rahatsız edecek deniz canlıları yok. O konuda ikiniz rahat olsun. Benim bani, el salla. Bak böyle mesela kolluğunuzla pıtır 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 yüzebiliyorsunuz. Hemen karaya bir çıkartma yapıyoruz. Elif Hanım. İzleyicilerimize yorumlarınızı da paylaşır mısınız? Şimdi şöyle, genelde ne merak ediyorlar? Çocuklu aileyiz, gelebilir miyiz? Evet. İşte kum iyi mi? Denizin soğuğu iyi mi? Bence soğuk değil. Hayır. Değil değil mi? Gayet evet. Güzel aslında. Çocuklar için gayet uygun. Ben şu an biliyorum işte az önce. Evet. Eskiden burada tesisler falan varmış. Çıkmış. Bu sene yalnız tesis yok. Bu sene yok. Seneye ben tesis çılgın gibi atacak yine. Olabilir. Pardon. Büyükşehir Belediyesi'nin galiba değil mi? Evet. Konya'dan. Grand Konak'tan buraya gemi kalkıyormuş eskiden. Yolla ilgili sorularınız, yani rahat geldiniz mi? Geldim. Yol kısa mı? Tekneyle geliyorsanız rahat geldiniz. Yani aşağı yukarı yarım saat 45 dakika. Evet. Şimdi şöyle, biz bugün biraz hava kötü diye 10 natı geçmedik. Bir de kalabalıktık, böyle konforlu gittik. Genelde o balıkçı tekneleri, tur tekneleri, bakın şurada şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada en altta bir tekne var. Öyle teknelerle buraya Urla iskeleden yarım saat 45 dakika içinde gelebiliyorsunuz. Giriş parası kaç lira? 5. En sevdiğimiz giriş şöyle, parası 0. Malımızın yükümüzü, suyunuzu içeceğinizi. Meşrubatlar kaç lira, kolalar falan? Marketten kaça aldıysanız o kadar lira. Evet. Düzeneyi merak edenler varsa, bu arada yanlış olmasın, şimdi bizi izleyen kampçı, bu konuların uzmanı, değerli izleyicilerimiz var. Biz öyle değiliz. Biz beyaz yakalıyız. Bizim bak setup bu. Yani biz öyle aldığımız market sandalyeleri. Şemsiyemiz güzel. Şemsiyemiz yanıyor. Bir tane de güzel bir buzluğumuz var. Soğuk işte buz akülerini ona koyduk. Gayet memnunuz. Bakalım. Yorumları alalım. Berhan Bey. Evet. Berhan'ı tanıyorsunuz. Deniz yataklarının korkulu rüyası. Adayla ilgili nasıl? Suyu sıcak mı? İyi mi? Havası iyi mi? Çocuklarla gelinir mi? Kalabalık arkadaşlarla gelinir mi? Yolu çok keyifli geldi, kısa sürdü. O şansımıza. Evet, deniz ama, çok güzel. Ama bir balıkçı teknesiyle geldiğimizi düşün, 5'le. 45 dakikada iyi geliriz yani, sıkıntı yok. Deniz harika. Giriş ücreti kaç lira? Giriş ücreti vermedik, tanıdık olduğu için. 0 TL. Bu arada normalde ne kadar diye soracaksınız, normalde de 0 lira. Burası böyle bir plaj, milaj, beach club mı? Öyle bir şey yok, beach club yok. Ya tekne var ama şey, kara güzel. Kara güzel. Suyumuz değil. Suyumuz iyi. Suyumuz güzel var. Sandalyelerimiz var. Piknikçiyiz. Tekneli yani, piknikçi. Biz Fanta. Çay, kola, Fanta, Sprite. Yes please. Bak yardıra yardıra geliyor birisi. Kim o? Bilmiyorum, şurada bir tane bak. Plane olmuş geliyor. Çıpır 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 çıpır. Oh. Eğer süratli bir tekneniz varsa 10 dakikada buradasınız. Onu söyleyeyim yani. Böyle 20 natla yapıştırırsınız. Bak Berhan baba adam. Gayet güzel, memnun. Yüzler gülüyor. Efendime söyleyeyim, Elif gayet memnun. Ta Hollanda'dan geldiler, Levent'in eşi. Ve son olarak gri ve renkli hatırlıyorsunuzdur. Bizi efsane yemekleriyle bizim soframızı şenlendirdi. Kendisi de hemen şöyle sizler izlenimlerini paylaşsın. Çok nasıl? Yastıcıada'yı beğendik mi? Çok beğendim. Suyu çok güzel, kum var, çocuklar için uygun. En çok neyi beğendin? En çok neyi beğendim? Denizi beğendim. Temiz. Kumları güzel. Sahili güzel. En çok neyi beğenmedin? Hani şu olsa süper olurmuş. Bir iş yani açık bir işletme olsa, ki aslında var da hani Covid'den dolayı açık değil. Daha iyi olurmuş tabii ama. Bence çıkın gelin. Geleceklere ne öneriyorsun peki? Yani sandalyelerinizi, şemsiyenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi alın. Tam teşkilatlı. Gayet güzel. Bütün gün geçirilir. Berna'yı duydunuz. Ben bir kere daha altını çizeyim. Burada henüz su, bakın su yok.
Meşrubat isteğe göre. Yiyeceğiniz isteğe göre. Adada, burada, plajda mangal yakmak yasak. Dolayısıyla bana sorarsanız Deniz'ci, el salla izleyicilerimize. İzleyici, bak, Deniz'i hiçbir masraftan kaçınmadık. Hollanda'dan ithal ettik. Nasıl, beğendin mi yassıcı adayı? Su güzel miydi? Evet. Üşüdün mü suda? Hayır. Hayır, gayet keyifli. Plajın kumu falan hoşuna gitti mi? Çok da değil. Çok da değil. Nasıl olsa daha mutlu olurdun mesela? Her yer kum olsa. Her yer kum olsa. Mesela buralar falan, arka taraf da kum olsa daha mı mutlu olurdun? Hayır, buralarda. Buralarda. Güzel, bak, güzel noktaya değindi. Şimdi şöyle, bazı yerlerde şöyle gösterelim. Böyle müthiş billur bir kum yok. Bakın şöyle. Yani gördüğünüz gibi hafif taşlı kumlu. Hani böyle Ilıca plajındaki gibi veya işte efendime söyleyeyim başka plajlardaki gibi pür, çok kaliteli bir kum istiyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Şimdiden uyarıyorum. Onun dışında mutlaka gölgenizi getirin. Mutlaka gölgesiz. Yani biz akşamüstü geldik, biraz rahatız. Ama hani burada sabah işte 10'da gelelim, akşama kadar burada takılalım diyorsanız istakoz gibi olursunuz, perişan olursunuz, pertiniz çıkar. Gölgesiz olmaz. Mutlaka şemsiye alıyorsunuz. Bana sorarsanız olmazsa olmaz su. Bol bol su alın. Sizin buzluk neredendi? Decathlon mu? Pahalı bir şey mi çok? Peki daha ucuzu var mı? Yani küçük litre olarak var, bu büyük litre. Ama aynı kalite. Evet. Şöyle, şimdi 4 kişilik bir aileye göre 200 liraya çok güzel bir buzluk almışlar. Bütün gün buz gibi tutuyor bütün meşrubatları. Siz mesela bütçeyi biraz kısmak istiyorsanız litreyi azaltıp 100 liralık seçenekler alabilirsiniz. Belki ileride Decathlon'la ilgili ayrı bir seri yaparız. Benim şu anda Yassıcı adayla ilgili aklıma gelenler bunlar. Lütfen sizlerin konuyla ilgili merak ettiği sorular varsa bana videonun altına yorumlarda bunu yazınız. Ben bu yaz boyunca bol bol Yassıcı adaya gelmeye çalışacağım. Belki de biz geldiğimizde siz de burada olursunuz. Beraber bir video çekeriz, el sallarız. Bahadır, izleyiciler seni özlemiş. Bahadır uyandı güzellik uykusundan. Ya sen her türlü iyisin ya. Merhaba arkadaşlar, Güven'in kanalına hoş geldiniz. 2020 şöyle yılında... Şöyle yapalım ki, güneşi cepheden al ha. Değil mi? Akşam güneşi de güzele vursun. Güzele vur, bak bak, güzelimiz de burada bak. 2020 yılında... Hey, ben geldim. Acaba nerede yüzsek konulu videolarımız biraz şekil değiştirdi. Artık tekneyle açılıyoruz ve koy koy sizin için üşenmeden geziyoruz. Nerede güzel koylar varsa hepsini tek tek keşfedip sizlerle paylaşacağız. Teknemiz gidiyor. Bahadır gidiyor. Nereye gidiyor? Bahadır nereye gidiyorsun? Bizi bırakma. Gördünüz, plaj gayet iyi. Biz bu sene değişik hazırlıklar, değişik işler peşindeyiz. Umuyoruz keyifli videolar çekeceğiz sizlere. İnşallah hayalimiz o. Şimdiden hepinizi sevgiyle selamlıyoruz, el sallıyoruz. Bu arada videoya koyup koyamayacağım bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim, bu tekne sürecinde falan iki kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hatta onlar için birer video bile çekeceğim belki. Çağdaş Özsarı. Çağdaş Bey. Pardon. Sevgiyle selamlıyoruz. Tık. Şerefinize birkaç tane bir şeyler içtik. Kulaklarınızı çınlattık. Bir de Demir Deniz kanalı. Buradan Adana'ya da çok selam yolluyoruz. Onların da çok fazla bize bu tekne sürecinde faydası oldu. Dediğim gibi bu sene format biraz daha böyle olacak. Çoğunlukla evet tekneyle bazı koylara gideceğiz ama Yassıcıada, Pırnallıada haricinde gittiğimiz koyların büyük bir kısmına karadan da ulaşım olacak. Merak etmeyiniz. Yani hepinizi düşünüyorum elimden geldiği kadar. Hadi kapatıyorum artık, yeter, çok konuştum yine. Thank you.
Thank you.